Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Sağ olsun, evde yaramaz çocuk olunca monitörü kırdık. Şurada görüyorsunuz bir bağlantı noktası var. Onu ben tabii öncesinde kenarlarını açtım. Direkt karşıya doğru çekerseniz, yani böyle sağa sola değil de direkt karşıya doğru çekerseniz buradan bağlantısını ayırıyorsunuz. Ben tabii ön faslı tekrardan yapamadım. Yani yapamadım derken tekrardan oraya dönmek istemiyorum. Çok yoğun bir şey değil. Yapabileceğiniz, rahatlıkla yapabileceğiniz bir şey. Ben tekrardan düz bir şekilde böyle gelerek gördüğünüz gibi bağlantıyı yapıyorum. İktiriyorsunuz tabii direkt karşıya. Klipsi yerine oturtturuyorsunuz. Tabii kırma olayı, ekranlar çok nazik olduğu için içerisinde cep telefonu varken bizim yaramaz çocuk monitörü kapatmış. Monitör kapanınca da şöyle görmüş olduğunuz gibi şuradan nokta olarak böyle çıtır çıtır her tarafa yayılmış. Tabii biz bunu değiştirdik. Buradan aynı gösterdiğim gibi şuraya dikkat ederseniz şöyle yakınlaştırayım. Bunu direkt çekiyorsunuz. Buradan tutup çekiyorsunuz. Şuralarda görmüş olduğunuz gibi 4 tane vidası var. Ben normal bitiriş işlemlerini yapayım. Siz onun tersini düşünün. İstedim ki çok profesyonel bir insan değilim bu konularda. Yani PC dünyasında. Sadece normal bir kullanıcıyım. Ama bir meslek sahibi bir insan olarak çok da zor bir şey değil. Elinizde yeter ki yıldız tornavida olsun. Sağ olsun. PC ekran Cem Bey ilgilendi. N11'den sipariş verdik ekranı. İlgiler için çok teşekkür ediyorum. Hemen aradılar. Monitörün arkasında barkodlar var. Şurada size de göstereyim. Barkodları şunları görüyorsunuz. Burada işte 15 ile başlayan numaralar var falan. Sağ olsun Cem Bey hemen aradı, ilgilendi. İlgisi için buradan teşekkür ediyorum kendisine. Hatta dedim ya çok profesyonel değiliz, amatör insanlar olarak telaş ediyoruz ister istemez. Bunları görüyorsunuz böyle. Çok ustalık gerektirmeyen şuradan. Bağlantılarını yapıyoruz. Evet. Diğer bağlantılarını da yapalım. Hatta üzerinde ekran koruyucu varmış. Onu bile farkına varmadık. O kadar güzel ekran şey yapmışlar ki çizilmesin diye. Ben parlak ekran sipariş verdim. Orijinal üzerinde gelen mattı. Mat ekrandı. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Ben parlak sipariş verdim. Tabii dediğim gibi amatör olduğumuzdan çok bilmiyoruz. Ben sandım ki ekran yüzeyi çizilmiş. Aradım PC ekran firmasını. Cem Bey açtı sağ olsun. Abdullah Bey onun üzerinde dedi ekran koruyucu var. Siz dedi testini yapın. Testini yaptıktan sonra enerjiyi verin. Ölü piksel var mı kontrol edin. Sağ olsunlar. İlgiler için çok teşekkür ediyorum yine de. Evet, görmüş olduğunuz gibi şunu açıyoruz. Evet, temiz ve güzel, parlak. Evet, bunu aldık.
Şu görmüş olduğunuz çerçevesi komple. Bunu önce alt kısımlarını içeri doğru iktirerek üstüne düzgün bir şekilde yatırıyoruz ve kenarlarda klip seslerini duyuyorsunuzdur. Tek tek oturtturarak tırnaklarını. Evet. Nasıl söktünüz derseniz onu da sadece başlangıç olarak göstereyim size. Şu kenarlarda görüyorsunuz hafiften bir boşluk var. Şu kenarlarda. Buradan ellerinizi hafiften böyle bakın kolaycacık açılıyor. Bu şekilde böyle dönersiniz etrafını. Bu plastikleri çıkartırsınız. Çıkarttıktan sonra gördüğünüz bir tam şuranın altında şurada 4 tane vidamız var. Vidalarımızı söküyoruz. Ekranımızı yatırıp arkadaki neden ona teknik terim olarak bilmiyorum. Bağlantı kablosunu çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra da zaten yeni gelmiş monitörünüzü bağlayıp tekrardan vidalarını sabitleyip ekran çıtalarını da bu şekilde bağlıyorsunuz. Kaldı bu. Bunu da bağladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi. Monitörümüzü açalım. Haydi Bismillah. Tabii Cem Bey bu konuda bize tavsiyede bulundu. Yani bunu sökme aşamasında veya takma aşamasında power kablosunu yani güç kablosunu veya işte herhangi bir kablo, fare veya başka şeyler kapalı olacak. Ekran power düğmesinden kapatıyorsunuz. Ekran kapalı olacak her şey. Yani tamamen laptopunuz kapalı olacak işlemlerinizi yaparken. Tabii ben bunları bağlamadan önce açtım, kontrollerini yaptım. Sadece sizler görün diye tekrardan açıp baştan başladık olayı. Onun için herhalde biraz geç açıyor yani hatalı kapanış olarak algıladı galiba bilgisayar. Çünkü ölü pikselleri kontrol ettik. Evet, görmüş olduğunuz gibi bilgisayarımız açıldı.
kadar. Hepinize iyi günler diliyorum. İnşallah hatasıyla, eksiğiyle beğenmişsinizdir. Paylaşırsanız belki bizler gibi amatör kullanıcılar için bir yardımımız dokunur. Çünkü gördüğüm kadarıyla yerli Türkçe videolar pek yok. Yabancı videolar var. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah beğenirsiniz veya paylaşırsınız. Birbirimize destek olalım bu konuda. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler.